Merhaba arkadaşlar. Bir önceki bölümde mekanik elektrik sayacını sökmüştük. Şu anki bölümde ise elektronik yani akıl sayacı birlikte inceleyeceğiz. Neyi var neyi yok bakacağız. Şimdi akıllı sayaçlar biliyorsunuz mekanik sayaçlardan sonra geldi. Biz daha çok dolaylı olarak dezavantajını gördük. Ne gibi bir dezavantajını gördük? En ufak şeyde çalıştığı için faturalarımızın arttığını gözlemledik. Aslında zaten bu artış kayıp kaçak bedeli kısmında bize yükleniyordu. İletim hatlarındaki kayıplar veya bu şekilde tahsil edilemeyen şeyler. Ama bunlarla resmiyete dökülmüş oldu. Bu sayacın da diğer sayaç gibi klemensleri var. Klemens bağlantısı klemens kapağının üzerinde gördüğünüz üzere var. Bağlantılar yazıyor burada. L faz N nötr anlamında geliyor. Bağlantı şeklini buradan bakarak yapabilirsiniz. Bu sayaçların en önemli özelliği güvenlik kontrolü arkadaşlar. Eski sayaçlarda bu kapakları çok rahat bir şekilde açabiliyordunuz. Ama bu sayaçlarda bu kapakları açtığınız zaman altlarında bulunan butonlar sayesinde bu açıp kapama bilgisini hafızasına kaydediyor. Elektronik cihazların işte işimize gelmeyen bazı özellikle. Gerçi hani bunu açmak da bizim işimize gelmemesi lazım. O da ayrı bir mevzu. Şimdi cihazımı inceleyecek olursak şurada metal parlak alüminyum gibi bir kısım var görüyorsunuz. İçinde iki tane göz var. Burada optik sensörler var. El endeksörü denilen cihazlarla okumak için ne yapıyorlar? Gelen personel burayı tutup aylık tüketim bilgimizi buradan okuyor ve faturalandırıyor. Burada çağrı diye bir butonumuz var. Bu tam çağrı demiş ne kadar uyumlu bilmiyorum ama menüler arasında gezinti yapan buton bu olsa gerek ayarları. Şurada LCD bilgileri diye bir başlık görüyorsunuz. Ne diyor? LCD bilgilerinde tarih bilgisi, saat bilgisi, toplam enerji, T1, T2, T3 tarifeleri, T3 tarifesi, demant tarihi, demant saati, seri no program versiyonunun olduğunu söylüyor. Buradaki demant arkadaşlar sistemin çektiği en yüksek güç talep edilen sistem tarafından evimiz veya fabrikamız tarafından en yüksek gücün kayıt altına alınması, bu cihazlar belli bir sürelerdeki ortalama gücü hesaplayarak hafızalarında en yüksek olanı kaydediyorlar. Yeni bir rekor kırıldığında yani daha yeni bir büyük bir güç tüketildiğinde onu hafızaların atıyorlar. Onun tarihini ve saatini de hafızaya alıyor. Bu o şekilde Made in Türkiye diyor. Türk malı bir cihazımız. 2007 yılında üretilmiş. Sınıf 1 diyor. Bir fazlı, iki telli, dört tarifeli, demant metreli yani en yüksek güç, talep edilen güç. Bütün elektronik bu cihazlarda demantre özelliği mevcut. 1600 IMP bölü KVH yani diyor ki hani mekanik sayaçlarda ne vardı? Dönen diskin tur sayısı bize neyi veriyordu? Bir kahvalık tüketimi veriyordu mesela 600 tur attığı zaman bir kahvaltı tüketimi temsil ediyordu. Burada da bak, parmağımın ucunda kırmızı bilet var. Bunun 1600 defa yanması bir kahvaltı enerji tüketimi denk geldiğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi cihazımızı açacağız. Öncelikle şu mühürleri kırıyoruz ve şu vida yerlerinden açıyoruz. Klemens kapağımızı söktük arkadaşlar. Şu üzerindeki vidadan mühürlerimizi de aldık. Klemens kapağı butonu burada. Açıldığı zaman buradaki buton şu içinde arkadaşlar. Belki görüyorsunuz, göremiyorsunuz. Evet, netleşti. Buradaki buton kapağı aldığınız zaman devreye bir sinyal veriyor. Elektronik cihazların girdiği yerde her türlü dans ettirmek mümkün arkadaşlar. Önemli olan sensörlerle elektrik akım bilgisini almak. Bundan sonrasını mikro denetleyicilerle çok rahat bir şekilde her türlü veriyi işte ne zaman açılmış, nerede açılmış, şu kapak mı açılmış, üst kapak mı açılmış, işte hangi saatte ne çekilmiş bunları işlemci üzerindeki, denetleyici üzerindeki programla yapmamız çok da mümkün. Önemli olan sadece sensörler yardımıyla ki bundaki sensörlerimizi biliyorsunuz akım trafoları. Bu trafolardan veriyi aldıktan sonra gerisi çok da kolay bir işlem, çok da zor değil. Şimdi ise üst kapağı açalım. Bakalım bunun şeyi nerede? Butonu nerede?
Ve üst kapağımızı söktük. Vidalarını aldıktan sonra şuradaki üstteki butonun düğmesi var. Bu çok önemli bir şey değil. Açar açmaz görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir tane yerimiz var. Switch. Üst kapak anahtarımız da switchimiz de orada. Bir tane LCD ekranımız var. Görüntüleri almak için. Burada da kızılötesi alıcı ve vericilerimizi görüyoruz. Burada da diğer şurada şey var. Klemens kapağı switch'i. Ondan sonra burada neyimiz var? Menüler arası dolaşmak için gerekli olan çağrı yazan butonumuz var. Şimdi bunları ne yapacağız? Kurtaracağız. Şurada bakın tırnaklar var. Bu tırnakları çekip bunları alacağız. Bakalım tek elimle alabildim mi? Aldım bunu. Bunu da şu şekilde aldım. Kurtarıyoruz. Üstünde ne var? Faz GND nötr yazıyor. Girişler var. AKL. Ondan sonra pek de bir şey yok. Şimdi arka tarafına baktığımız zaman ilk izlenimlerimiz şu şekilde. Elektronik sayacın arka kısmını gördünüz. Ben şimdi bunu biraz kurtarayım buradan. Ondan sonra tekrar görüşelim. Akıllı sayıcımızın ön yüzü bu şekilde. LCD ekranımızı görüyorsunuz. LED'imiz var. Burada butonumuz var. Burada da kızılötesi alıcı verici LED'lerimiz var. Burada da üst kapak anahtarımız var. Emniyet anahtarı. Kapağı açtığımızda sinyal veriyor. Burada da Clemens kapağının şeyi var. Switch'i var. Bu da Clemens kapağı açıldığında mikro denetleyici bilgi veriyor. Arka tarafı çevirdiğimizde İlk gözümüze çarpanlar arkadaşlar gördüğünüz üzere iki tane pilimiz var. Bir tanesi 3.6 voltluk bir pil iken diğeri basküllerde bilgisayar RAM'lerinde gördüğümüz 3 voltluk bir tane pil var. Bir tanesi bunların elektronik devre için, bir tanesi de gerçek zaman saat ayarı için olduğunu biliyoruz. Mikro denetleyicimize gelecek olursak 3 tane zaten burada entegre var. Bunlardan bir tanesi PIC yazısını gördük hemen. PIC 18LF 252 modelli bir mikro denetleyicisi kullanılmış. Frekans da 40 MHz olsa gerek. 40'lık bir kristalini görüyoruz burada. Sonra burada iki tane 25 voltluk bir mikrofaradlık kondansatörlerimiz var. Görüyorsunuz. 25 volt bir mikrofaradlık kondansatörümüz var. Burada da yine bir 470 nanofaradlık bir kondansatörümüz var. Burada bir tane varistör var. Yüksek gerilim dalgalanmalarına karşı. Bunların da biliyorsunuz kodlarından kataloglara bakarak ne kadarlık bir voltaj ve akıma dayanıklı olduğunu öğrenebiliyoruz. Buradaki entegremiz display'in arasında olduğuna göre ve bağcıkları display'e gittiğine göre hiç araştırmaya bile gerek yok. Bir adet display sürücüdür arkadaşlar. Şurada bir entegremiz var. Onun ne olduğunu bulamadım. İnternete baktım. Onda da bulamadım arkadaşlar. Detaylı da çok da araştırmadım. Burada benim ilgincime giden bir trafo falan görmedik. Mekanik sayışta biliyorsunuz. Mekanik bir trafo vardı. Trafomuz vardı. Burada nötr hattımız buradan devreye giriş yapıyor. Buradan da faz. Fazı buradan girip buradan çıkıyorduk. Burada işte 3 tane kablomuz var. Bu 3 kablonun ikisi buraya girmiş. Biri şurada.
Birinde DGN'de yazıyor. Birinde ise Z3 ve Z4 denilen elemanlara bağlı bir şekilde. SV2 yani switch 2, 2 numaralı switchimiz neye bağlı? Menüler arasında dolaştığımız tuşa bağlı. İşte burada SV1 var. Clemens kapağına bağlı olan buton. Ve burada da bir tane SV3'ümüz var görüyorsunuz. Burada da cihazın üst kapağına bağlı buton var. Onun dışında direncimiz var. Burada çok da kullanabileceğimiz bir şey yok. Pikin sokette olması güzel bir şey. Bunu alıp buradan kullanabilme şansımız var. Şu iki kablo Clemens kutusunda şuralara bağlıydı. Buralara da baktığınız zaman bunda da hiçbir şeye bağlı değil. Neyin nesi onu da anlamış değilim. Onu da bir bilene sormak lazım. Şuradaki boştaki iki kabloya bağlıydı arkadaşlar. İşte burada neden 3 tane şey var? Akım trafosunu niye göremiyoruz? Şu iki faz arasında ki şu kısım acaba bir trafo görevi mi görüyor? Değişik bir malzemesi var. Hani böyle ilginç şeyler geliyor aklımıza ama bilmediğimiz için kesin bir şey de söylemek istemiyoruz. Şimdi söyleyeceklerim benim bu kadar. Bir tane tek faz akıllı elektrik sayacımızı sökmüş bulunduk. Bir dahaki bölümde de 3 fazlasını sökeceğiz bunun. 3 fazla olanını inceleyeceğiz. Bir dahaki bölümde ve başka bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.